Eski Türkiye'yi artık tarihe uygulayacağız. Yeni Türkiye'nin kabasını yaptık. İç işlemelerini yapacağız. Dolayısıyla bu 4 yıllık süre içerisinde de yeni Türkiye'yi bir bütün olarak ortaya çıkartacağız. Farkı bu. Türkiye isteyen AK Parti'nin eski Türkiye'yi kendi çıkarları için isteyen Türkiye düşmanı ülkelerle içerideki uzantılarla işbirliğiyle yeni Türkiye'yi tek başına isteyen AK Parti'nin AK Partisi'nin arkasındaki halkın kavgasının bir göstergesidir. Yani bu seçimde ya Türkiye, yeni Türkiye yanlısı AK Parti ve AK Parti'yi destekleyen halk kazanacak. Yani eski Türkiye koalisyonu, eski Türkiye koalisyonun arkasındaki küçük Türkiye isteyen, kendi içinde, kendi derdiyle boğuşan ve dolayısıyla da güdülenmeye müsait bir Türkiye isteyen güçler kazanır. Peki sayın... Seçimlerin anlamı bu, o seçimlerin farkı bu. Dün Ordu'da Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanı 3 legal ve 3 illegal birleşmiş AK Parti'ye karşı güç birliği yapmışlar. Siz de o görüşe katılıyor musunuz? 3 parti ve DHKP... Kesinlikle. Biz tek başımıza halkımızla birlikte varız. Türkiye'deki bütün siyasal partiler, legal görünümde siyasal partiler ve o siyasal partilerle bağlantılı illegal örgütler, bir umum illegal örgütler, Kandil'deki PKK'sından DHKP'cisine, Pensilvanya'daki Fethullah Sabah örgütüne varıncaya kadar. Hepsinin de iplerini elinde tutan üst akıl diye tanımladığımız Türkiye düşmanı ülkeler. Amerikan Derin Devleti'nden, İsrail Mossad'ına, Avrupa Birliği'nin kimi başkentlerinden, bölgesel ülkelerden de Suriye ve benzeri. Tüm bu Türkiye düşmanı, yeni Türkiye düşmanı güç odaklarına karşı eskilerin tabiriyle yeni düvele karşı savaşın verdiğimiz bir seçim. Savaşın veriyoruz yani. O yüzden Türkiye yanlısı herkesin bu seçimde AK Parti'ye oy vermesi gerekiyor. AK Parti kaybederse, AK Parti kaybetmiş olmaz, Türkiye kaybetmiş olur. Peki vekilim, İstanbul 3 bölge, siz 3. bölgedesiniz. Bugün 2. bölgeye geldiniz, çok ilgi alaka var. Size özel insanlar tanıyor, bir saatte ancak gelebildik buraya. İstanbul'la alakalı, şimdi Adıyaman vekilisiniz. İstanbul'u nasıl görüyorsunuz, İstanbul'daki oranla alakalı? En güçlü olduğumuz ben İstanbul'da çok iyi bir netice alacağımız kararındayım. Tabii İstanbul'da da yeni düvele karşı savaş yapıyoruz. Savaşın kelimesini bilerek söylüyorum. Allah. Bu bir seçim değil, bu bir siyasi mücadele değil. Bu bir savaş. Bir araya gelmez ne kadar parti varsa partiye karşı bir araya gelmiş durumdayız. HDP ile MHP'nin korkula gireceğini, HDP ile Pensilvanya'daki o paralel çetenin bir araya geleceğini günün birinde bize söylemiş olsalardı asla inanmazdım. Bu seçimde hepsini görüyoruz. Yan yana dizilmişler. Hiç kimse bir diğeri için bir şey söylemiyor. Ama hepsinin ortak düşmanı AK Parti Recep Tayyip Erdoğan. Ben İstanbul'da çok iyi bir netice alacağımız kanaatindeyim. Tabii ki kimi eksikliklerimiz yok değil. Biz bu öz eleştirimizi 7 Haziran'dan sonra vereceğiz. Teşkilatlarımızla ilgili, halkımızla ilgili ilişkilerimizde mutlaka bir öz eleştiri vermemiz gerekiyor. Halkımız her şeye rağmen Recep Tayyip Erdoğan'a, onun liderliğine duyduğu güvenden dolayı partimize destek veriyor. Halkımızın bu güvenine bizim sadık olmamız gerekiyor. Biz bu halka ne kadar teşekkür etsek azdır. Yani sırf Tayyip Erdoğan'a duydukları sevgiden, Tayyip Erdoğan'a duydukları güvenden dolayı partimize destek veren bu halkımızı biz başımıza tac etmek zorundayız. Hizmetkar olmaya geldiğimizi söylüyoruz ama bize asıl oy verenleri gücendirme hakkımız yok. Yani kentin varoşlarında yaşam savaşı verenler bizi bize diyorlar. Bizi başbakan yapan da, milletvekili yapan da, hükümet yapan da, cumhurbaşkanı yapan da onlar. Seçildikten sonra onlara tepeden bakarsak Allah affetmez. Onları derdiyle dertlenmezsek Allah bizi affetmez.
günün birinde öyle bir tokat yeriz ki haberimizi doğru bilmez. Onun için benim bütün teşkilatlarımızdan, teşkilatımızın her kademesindeki arkadaşlarımızdan, belediye yöneten arkadaşlarımızdan, milletvekili arkadaşlarımızdan ricam, bize bu desteği veren halkımızla her zaman için her daim beraber olmalıyız. Onların bir derdi olduğunda biz onların yanında olmalıyız. Bu boşluğu bırakmayacağız yani. Onlar bize gücenirlerse Allah bize gücenir. Biz bunun bilincindeyiz. Onlar bize ulaşamayabilirler. Biz onlara ulaşacağız. Bakınız Bakırköy'e devasa hizmetler yapıyoruz. İdeolojik bir kenetleşmeden dolayı Bakırköy'den beklediğimiz oy alamıyoruz. Ama gidiniz Zeytinburnu'nun, Esenyurt'un, işte Arnavutköy'ün fakir yoksul insanlarının, Anadolu insanlarının yaşadığı yerlere gidin. Adamın belki yiyecek ekmeği yoktur ama size en güzel yemeği ikram ediyor. Hastadır. Kendi imkanlarıyla sandık başına gider bir oyun zayi olmasın. Eğer biz o insanların kıymetini bilmezsek, eğer o insanları başkalarından daha aziz görmezsek, onları gücendirirsek işte o zaman kaybettiğimiz gibi. İnşallah ben o insanlarımızın duaları sayesinde, aziz milletimizin desteği sayesinde hem İstanbul'da hem de Türkiye'de bir kez daha çok iyi bir netice alacağımız kanaatindeyim. Ama 7 Haziran'dan sonra oturup halkımıza karşı, kendi kendimize karşı öz eleştiri yaparak yeni bir başlangıç yapmak yolundayız. Eski tarz siyaset anlayışları bitti. Yani İstanbul milletvekilliği kolay olmamalı. Büyükşehir'dir, ben seçilip gideyim, arada bir teşkilata uğrarsam, selam desem yeter, 4 sonra gelip uğrasam yeter, bu dönem bitti. Seçilen milletvekili teşkilatların emrinde olacak, halkının arasında olacak. Bizi oylarıyla destekleyen, bizi her namazında dua eden o insanlarla bir arada olacağız kardeşim. Böyle bir çalışma sistemini inşallah 7 Haziran'dan sonra İstanbul'da devreye sokacağız. Yani İstanbul milletvekilliğinin artık kolay sayıldığı dönemi arkamızda bırakmak zorundayız. Bugün nasıl terliyorsak 7 Haziran'dan sonra o kadar terleyeceğiz kardeşim. Telefonlarımız ulaşılabilir olacak. Yani gerektiğinde bizden hesap sorabilecekler. Gecenin ikisinde de aradığında bizi bulabilecekler. Teşkilatlarımız da, milletvekillerimiz, bakanlarımız bir bütün olarak bu şekilde çalışacağız. Aksi takdirde Ankara'nın milletvekili olmak için gidersek, halkımızın ulaşamadığı insanlar olursa. Ben belediye başkanıyım, sen kimsin? Ben teşkilat başkanıyım, ben milletvekiliyim, oturduğum yerler gibi taklalar yaparsak Allah muhafaza kaybederiz. Bunu yeni seçim, İdazdan seçiminden sonraki yeni bir başlangıç adına söylüyorum. Çok diri bir teşkilatımız var, çok güçlü bir teşkilatımız var. En zor zamanlarımızda bile işte Maltepe'yi gördünüz, yeni kapıyı göreceksiniz. Meydanlara sığmıyoruz. Ama bir tek insanımızı kaybetme hakkını kendimizde görmemeliyiz. Bir tek insanımız. O yüzden ben burada teşkilat mensubu arkadaşlarımdan rica ediyorum. Ne olursunuz, gönlünü kırdığımız bir insan varsa kendilerinden özür diliyorum. İncittiğimiz, daralttığımız insanlar varsa kendilerinden özür diliyorum. Velev ki biz haklı bile olsun. Bu günün seferberliğiyle bu 14 günü inşallah başarıyla tamamlayalım. Kendi insanlarımızın gönlünü yeniden kazanırsak, 2011'de bize oy veren insanların gönlünü yeniden kazanırsak bu bile bize yeter. Onun için 14 günümüzü çok daha farklı bir düzlemde kendimize oy veren bizim kendi insanlarımızın yeniden gönlünü kazanmaya adamalıyız. Bunu yaparsak ben İstanbul'da çok iyi bir sonuç alacağımız kanaatindeyim. Aksi takdirde tabii bu sandıktır. Sandıktan çıkan neticenin ne olacağını kimse kestiremez. Ama teşkilatlarımızın 2011 seçimlerinde ve de Cumhurbaşkanlığı seçiminde bize oy veren o kardeşlerimize ulaşıp eğer gönüllerini kırmışlarsa, bize bir biçimde güzelmişlerse onları tekrar
kazanmaya çalışmalar lazım. Onu başardığımız gün bizim büyük zaferimizi de inşallah ilan edeceğimiz yönde. Ben umutluyum, mutluyum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun.